Kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir haberim var. ÖSYM'nin son yapılan kurum sınavlarındaki güncel bilgiler alanındaki soruların hepsini fulledik arkadaşlar. Geçen hafta yapılan kamu kurum sınavlarında güncel bilgiler soruları soruldu. Bir kamu kurumda 3 tane çıktı, bir diğer bir kamu kurum sınavında 4 tane çıktı. Bunların hepsini fulledik. Onun öncesinde de EKPS soruları vardı. EKPS'yi de fulledik. Mükemmel gidiyoruz güncel bilgilerde. Ben de sizlere şunu yapmak istedim. Yeni çıkmış ÖSM sorularını sizlere bir güncel bilgi hazırladım. Çıkmış sorulardan tamamen. 6 tane e, çıkmış güncel bilgi sorusu çözeceğiz deneme tadında. Yorumlarda söylüyorsunuz hocam çıkan soru çıkmaz diye. Yani ben de o kişilere diyorum ki sen daha kaç senedir sınava giriyorsun? Kaç soru gördün de bunu söyleyebiliyorsun diyorum. Böyle söyleyenlerin inanın çoğu kulaktan duyma bilgilerle konuşuyor. Bir e, tarihin kara kutusu kitabını alın. Bir coğrafyanın kara kutusu kitabını alın. Eğer elinde olmayan varsa bana Instagram'dan mesaj atsın. Ben ÖSYM'nin ardarda arda 4 sınavda aynı soruyu şıkları bile değiştirmeden sorduğunu sizlere göstereyim. İnanmayan varsa atsın Instagram'dan. Bakın 1 iki demiyorum. 4 sınav ard aynı soruyu sorduğunu göstereyim sizlere. ÖSYM'nin de sınırsız bir soru havuzu yok. Yani bir zamandan sonra artık aynı soruları çevirip çevirip sormaya başlıyor. Güncel bilgilerde de çıkan sorulardan mutlaka ben size de soru bekliyorum buradan. Sizlere de gelecektir. Çünkü güzel soru sormuşlar. Hep beklediğim sorular. Daha yeni yapılan kamu kurum sınavında ÖSYM sorduysa size niye sormasın diyorum. Ve arkadaşlarım denemeye başlayalım. Altın Portakal Film Festivallerinde en iyi kadın oyuncu ödüllerini alan, Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden sinema sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir diye sordu geçen hafta. Kıymetli arkadaşlar, kitabımın da hatta kapağında resmi var. Güncel bilgiler 5. videomuzda bahsetmiştim. Kitabımda da sorusu var bununla ilgili. Zaten videonun sonunda göstereceğim ee, nasıl yakaladığımızı, kitabımızın nerelerde olduğunu bu bilgilerin. Arkadaşlar bu bilgi Fatma Girik'tir. Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybettiği Yeşilçam'ın ünlü sinema sanatçısı doğuracağımız Fatma Girik olacaktı. 2022 yılı Türk Soy tarafından 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir diye sormuş arkadaşlar. 2022 yılı Türk Soy tarafından... Hangi ilimiz seçilmişti? Bursa seçilmişti değil mi? Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali aşağıdakilerimizin hangisinde açılmıştır diye sordu. Kıymetli arkadaşlar bu ilimizde Bingöl'de açılmıştı değil mi? Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. 2022 Avrupa Kültür Başkenti aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. EKPS'de sordu bundan 2 ay önce. Kıymetli arkadaşlar bu sorumuzun cevabı da Novi Sad Ülke olarak sorarsa da Sırbistan olacaktı. Doğuracağımız A seçeneği olacaktı. 2021-2022 yılı Sportoto Süper Lig şampiyonu aşağıdaki takımlardan hangisi olmuştur diye sormuş. Arkadaşlar son güncel bilgiler videomu izleyenler varsa özellikle dedim hanımefendiler futbolla pek ilgisi yok anlamıyorlar. O yüzden detaylı bir şekilde anlattım. Sportoto Süper Lig nedir? Şampiyonlar Ligi nedir? UEFA nedir? Türkiye Kupası nedir? Bunların şampiyonları kim? Yani iyi ki anlatmışım. O kadar çok güzel geri dönüşler aldım ki. Ben anlattıktan sonra direkt sınavda çıkması çok hoşuma gitti. Geçen hafta yapılan kamu kurum sınavlarındaki güncel bilgiler alanında çıktı bu. Kıymetli arkadaşlarım doğru cevap Trabzonspor olacaktı. Doğru cevap D seçeneği. Geçelim son soruya. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 Şehir adlı kitabında aşağıdaki şehirlerden hangisi yer almaz diye sordu. Arkadaşlar ben de bunu sormuştum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 Şehir adlı kitabını gördüm. Ve dedim ki neden 5 seçenek var, 5 şehir çok güzel soru olur dedim. Ve direkt EKPS'e de çıktı. Arkadaşlar bu şehirler Ankara, Bursa, Erzurum, Konya ve İstanbul. Bakın bu 5 şehri unutmayın. Çıkabilir size de çıkabilir. Çıkmaz demeyin. Çıkan soru tekrar çıkar. Doğuracağımız İzmir olacaktı C seçeneği. Güncel bilgileri bitirdik arkadaşlar. Şimdi iki soru daha ekrana getireceğim çıkmış sorulardan birini size soracağım. Bakın arkadaşlar daha önceki verdiğim sorularda çıkmış sorularda kitabımdaki yerler sınava giren birçok aday bana en çok kategorilerini ayırdığım için teşekkür etti. Böyle resimli yapmam sınavda direkt gözünün önüne getirmiş. Spor alandaki gelişmelerin ilk sayfasında Trabzon spor bilgisi vardı. Bakın bunlar bilim kültür sanat alanında vardı şu üçü ve vefat eden ünlülerde de Fatma Girik yer alıyordu kitabımızın güncel bilgiler alanında. Arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bakın 5 şehir isimli sorusu da 13. denememizin 6. sorusuydu. Doğru cevap burada da D seçeneği Kayseri olacaktı. Mete Gazoz 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında aşağıdaki spor dallarının hangisinde altın madalya kazanmıştır diye sormuş. Bakın güncel bilgiler 2. videosunda Mete Gazoz'u ya dedim okçuluk alanda hangisi kazanmıştır diye sorar ya da Mete Gazoz'un branşını sorar dedim. Gerçekten de öyle oldu bakın branşını sordu. Doğru cevap okçuluk olacaktı. Bu da 2 ay önceki EKPS'de çıktı. Size hangisi kaldı? Gene Mete Gazoz sorar mı sanmıyorum. Size bu Sena Sürmeneli, Ferhat Arıcan gibi olimpiyatta altın madalya kazanan diğer sporcular kaldı. Bir de arkadaşlar 2020'yi gören öğrenciler hocam 2 sene önce ne şey çıkmaz diyor. Bakın bu olimpiyatlar 2021 yılında yapıldı. 2020 yılında Covid'den dolayı bir sene ertelendi yani bunlar geçen senenin günceli ve geçen seneden bu yana da böyle büyük bir olimpiyat olmadığı için spor alanındaki en önemli sorulabilecek sorular öncelikle bu olimpiyatlar. Burada da 3 altın madalya vardı. Onu da kitaba ekledim. Videolarımda var. izleyenler zaten biliyor. Kıymetli arkadaşlar bu soruyu da sizlere soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de koronavirüs aşısının birinci aşamada uygulandığı gruplardan biridir diye 2 ay önce EKPS'de çıktı. Basit bir soruydu. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kitabımı da açıklama kısmına ekleyeceğim linkten satın alabilirsiniz. Videonun bu dakikasına kadar izleyenler için bir de indirim kodu veriyorum. Aboneyim 80 koduyla %15 indirimle satın alabilirsiniz. Çok kısa bir sürede güncel bilgileri halledebileceğiniz, kafa karışıklığını gideren bir kitap. Bakın kamu kurum başkanları, uluslararası gelişmeler, spor alandaki gelişmeler, bilim kültür sanat, Oscar ödülleri, TÜİK verileri, vefat eden ünlüler, milli parklar gibi sorulabilecek bütün güncel bilgileri derleyip topladım. Düzenledik, kategorilerini ayırdık. Geri dönüşler de çok güzel. Artı 47 deneme de var. Güncel bilgileri bitirdikten sonra 47 denemeyi de çözebilirsiniz. Tam pekişiyor, yerine oturuyor. Onun dışında da mutlaka videolarımı da izlemeye devam edin sınav anına kadar. Ne olur ne olmaz, ÖSYM'nin sağ solu belli olmaz diye yeni bir şey güncellenir. Videolarımda bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar açıkçası ben bu zamana kadar hiç reklam yapmadım. Böyle tutturduk, şöyle tutturduk diye. Ama bazı yayın evlerine bakıyorum. Soruyu aslında tutturmamış ama tutturduk diye öyle güzel reklam yapıyor ki. Yani mesela matematikte kareköklü sayılardan bir soru yazmış. Sınavda da kareköklü sayı çıkmış ve bunu tutturdum diye gösteriyor, pazarlıyor. Bunu görünce canım sıkıldı. Biz niye yapmıyoruz dedim? Bizim direkt Tutturduğumuz sorular birebirdir. Yani onlar gibi sırf pazarlamak için yalan yanlış reklam yapmıyoruz. Kamu kurum sınavlarında güncel bilgileri fullememiz beni çok rahatlattı. Çünkü insanın üstünde bir baskı oluyor kaç tane tutturabileceğiz diye. Yani ben güncel olarak bütün haberleri 2022 yılındaki bütün önemli çıkabilecek bütün güncelleri sizlere sundum. Gerisi ÖSM'de kalıyor arkadaşlar. Bundan önce birçok sınavda fullledik. Önceki KPSS sınavlarında da fullediğimiz çok oldu. Ama bizi ters köşe yaptığı sınav da oldu. Yani iki soru tutturduğumuz da oldu. Bir soru tutturduğumuz da oldu. Olmadı değil. Ama bunlar bizim hatamızdan değildi. ÖSYM'nin zor sorduğundandı. Öyle bir sınav da olabilir mi? Tabii ki olabilir. Dediğim gibi biz kurum olarak elimizden geleni yaptık. Gerisi ÖSYM'de bitiyor. Mesela tarih dersi olsa ÖSYM müfredatın dışından bir soru soramıyor. Ama güncel bilgiler olduğunda Uçsuz bucaksız olduğu için istediği soruyu sorabiliyor ama gönlünüz ferah olsun eğer olur da güncel bilgilerde çok zor sorarsa inanın tüm adaylara zor olur ve bu da puanınızdan standart sapmadan dolayı çok bir şey düşürmez aslında. Çoğu kişi yapamayacağı için bir etkisi olmaz onun ee, inşallah ÖSYM ters köşe yapmazsa bu senede fulleyeceğiz inşallah diyorum Allah'ın izniyle tercihe kadar hatta atanana kadar yalnızdayız. Tercih döneminde de size yardımcı oluyoruz, tercihlerinizi yapıyoruz. Elimizden geleni bu kurumda yapıyoruz. Sorunun cevabını yorum olarak bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım hepiniz gönlünüzdeki yere, en hayırlı yere atanırsınız. Bu sene seçim senesi çok alım olacaktır. Umarım gönlünüzce atanırsınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.